Değerli Taşkale Hasan Karaca YouTube kanalı takipçileri, yeni bir videomuzla yine beraberiz. Bugün dilimiz döndüğünce Taş Camii'yi anlatacağız. Taş Camii dünyada enderi olmadık, örneği olmadık bir camidir. Taşa kazılmış dünyada tek camidir. Şimdi bildiğiniz gibi Taşkale'de bu tahıl ambarlarının olduğu bölge kirli kireç taşından oluşmuş dik bir yamaçtır. Burada yaklaşık 252 tane ambar var. Tamamen hububat deposudur. Bizden önceki gelen buradaki yerli kavim burada Taş Camii'nin olduğu bölgede bir şapellerinin olduğu ve şapellerinin olduğu yerde zamanla ön tarafı göçük yaptığı tahmin ediliyor. Onu ilerleyen dakikalarda anlatayım. Görmüş olduğunuz bu çeşme kayadan çıkan bir çeşme değildir. Gürlüğün çeşmesidir. Şimdi normal şebeke suyudur, tatlı sudur. Görmüş olduğunuz gibi Taş Camii'nin bu bölümünü bu yıl tadilat yapıldı. Tadilatta güzel bir çalışma yapıldı. Kaliteli bir ustalık var. Bay bayan lavabolarımızın olduğu bölge. Görmüş olduğunuz gibi bu yılki tadilatta güzel bir çalışma oldu. Ustalık olsun, kullanılan kereste olsun, güzel yapıldı. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Bu sağ taraftaki bölümümüz, şadırvanımız, camimizin eksiği yok. Bay bayan lavaboları, görmüş olduğunuz gibi şadırvanı, hemen görmüş olduğunuz o küçük karşı taraftaki kapının olduğu bölümde şöhbenimiz falan var. Orada duş alınabilir. Burası misafirhanemiz. Yani gece kalmak için isteyen olursa bir günlük, iki günlük misafirhane olarak kullanılıyor. Şadırvanımızın eksiği yoktur. Bu bölümün, şu görmüş olduğunuz kapının olduğu bölümün şöyle ön tarafa doğru yaklaşık 5-6 metre daha ileride kaya kütlesiymiş imiş. Burası göçük yapmış. Böyle düz bir yamaç olma özelliği göçüklerden olmuş. Göçük sırasında bu şapelin salonu olan bu bölüm göçükle dörtte biri veya beşte biri kaldığı tahmin ediliyor. Bu bölümde papazın girip çıktığı, burada hazırlığını yaptığı yer olarak tahmin ediyoruz. Burada da tabii bir uyarımız var. Başka ülkede olsa şaşırmazdık. Camiye ayakkabıyla girmeyin diye yazıyor. İbadete açık bir camidir. Aynı zamanda ziyaretçilerimize de açık. Benim ilk marangozluk denememin olduğu yıllardı. Gördüğünüz gibi vaaz kürsüsü, mihrabı, minberi, keşke minberinde bu formika, mihrabında o mermer olmasa daha otantik olurdu. Bu ikinci kat, ikinci katında tabii marangozluk denemelerimizin ilk yıllarıydı. Yani işçiliğimizde yani acemiliğe rağmen çok da fena değil.
O aşağıdaki ahşap merdivenler olsun, taban tahtası olsun, hepsinden uğraştık, yaptık. Görmüş olduğunuz gibi ayakkabı yerleri 1350 rakımın üzerinde olmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi deniz salyangozu, deniz midyesi ve deniz canlılarının hepsinin fosilleri burada bulunabiliyordu. İkinci kata çıkıyoruz. Burası normalde tek katlıydı. İkinci kat 1987, 88, 89 yıllarında 3 yıl tadilatla burası ikinci kat yapıldı. İkinci katın yapıldığında en çok emeği geçen Kırıoğlan Muhtar vardı. O dönemin Mustafa Sümbüloğlu Muhtar vardı. En çok çalışanlardan biri Gürültülü Dayı'ydı. Remzi Dayı vardı. Maddi yardım olarak Gazi Dayı yapardı. Terzi Pram yapardı. Onların çok katkıları vardı. Şimdi geçmiş gün aklıma sadece bunlar geldi. Şimdi tekrar inelim. Taş Cami yazlı kışlı güzel bir ibadethanedir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi tavanda tarak izleri, midyeler, midye fosilleri falan var. Taşkale Hasan Karaca YouTube kanalını takip ettiğiniz için, yorum yapıp paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Taşkale YouTube kanalı, Taşkale Hasan Karaca YouTube kanalını, bu tür videolarını devam etmesi için desteklerinize her daim ihtiyacımız vardır. Beğenip yorum yapıp paylaşırsanız, eşinize, dostunuza da abone olmasını tavsiye ederseniz minnettar kalırız. Görmüş olduğunuz gibi dünkü yağmurun da vermiş olduğu bir güzellik, bir hoş bir görüntü vardır. Taşkale YouTube kanalı, Taşkale Hasan Karaca YouTube kanalını takip ettiğiniz için hepinize teşekkürler.